Merhabalar arkadaşlar, Maziye Yolculuk kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere İbn Sina ve Harezmi'nin hayatını anlatmak istiyorum. Buyurun, videomuza geçelim arkadaşlar. Batı'da Avicenna diye tanınan ünlü Türk İslam filozofu ve hekimi İbn Sina. 980 yılında Buhara'nın Afşana kasabasında doğdu. Babası Abdullah bin Sina, Buhara'da yüksek rütbeli bir memurluk yapmıştır. İbn Sina çok küçük yaşlarda özel dersler verilerek yetiştirilmiştir. Matematik, hukuk, mantık, felsefe ve tıbbı çok küçük yaşta öğrenmiştir. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve 16 yaşında ünlü bir hekim olmuştur. İbn Sina kısa bir süre devrim filozofu Natili'den dersler almıştır. İbn Sina 18 yaşındayken Samani hükümdarı Nuh bin Mansur'un hastalığını tedavi etmiştir. Bu olayın ardından kendisine saray kitaplığında okumasına izin verilmiştir. İbn Sina bu kitaplıktan yararlanarak bilgisini çok genişletmiştir. Bir süre sonra babası ve Samani hükümdarı ölünce Harizm'e gitti. Burada hekimler ve filozoflarla tanıştı. İbn Sina, Gazneli Mahmud'un çağrılarına önem vermeyerek önce Cürcan'a, daha sonra da Rey'e gitti. İbn Sina 1037 yılında İran'ın Hamedan kentinde vefat etmiştir. Eserleri: İbn Sina yaklaşık 276 tane kitap çıkarmıştır. Eserlerinden ikisi çok ünlüdür. Bunlardan Tıp Kanunu 600 yıl Doğu ve Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Felsefeye ait olan eseri Kitabul Şifa, Avicennizm diye bir akımın doğmasına neden olmuştur. Kitab-ı Necat, kitap savaş aralığında ve Kitab-ı Şifa'nın yetkin bir özettir. Kitab-ı İşaret ve Tenbihat, bu kitap İbn Sina'nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır. Lisanül Arap, İsfahan'da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn Sina'yı 3 yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanül Arap'ı yazdı. Aksamül Lumil Akliye, Risale fil Hudud, İsbatun Nubavve, Risale fil Kader, El Ahlak, Kitap fi Siyaset, Risale fil Aşk, Hay İbn Yakzan, Kitabul İnfas, pardon, Kitabul İnsaf, El Ahd, El İşarete ila ilmil Mantık, El Hidaye, Makale fin Nefs. Evet arkadaşlar, İbn Sina'nın hayatı ile ilgili bilgiler bu kadardı. Şimdi sizlere Harezmi'nin hayatı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Harezmi'nin tarihteki önemi, matematikteki önemi, hayatı. Buyurun, yazımıza geçelim şimdi.
9. yüzyılda yaşamış olan ünlü matematik, coğrafya ve astronomi alimi, cebir biliminin kurucusu El-Harizmi'dir. 780 yılında Harizmi'de doğan ünlü alim, dönemin bilgi merkezi ve şehri olan Bağdat'a ilim öğrenmek için gider. Bağdat'ta bulunan Bilim Akademisi Darül Hikme'de görev alan Harizmi, matematik, coğrafya ve astronomi dallarında çalışmalar yapmıştır. Harizmi'nin buluşları ise birinci ve ikinci dereceden denklemleri, analitik metotlar, tek bilinmeyenli denklemleri ise cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin yollarını buldu. Harizmi'nin en büyük özelliği ise matematikte ilk kez sıfırı kullanan birisidir. Matematik alanında cebir kavramını sokan Harizmi, ilgi duyduğu matematik, coğrafya ve astronomi dallarında birçok eser yazdı. Kendisi cebirin kurucusu ve geliştiricisidir. Bu konuda yazılan ilk ve yaygınlaştırılan kitap El-Kitabül Muhtasar Fi Hisabil Cebir ve Mukabeledir. Harizmi'nin eserleri Batı bilim dünyasında hala kullanılmakta ve öğretilmektedir. Bu büyük İslam alimi 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Harizmi'nin eserlerinin sayısı konusunda bir uzlaşma olmamakla birlikte aşağıdaki çalışmaların ona ait olduğu kabul ediliyor. Cebir ve mukabele hesabı üzerine özel kitap. Kitab el Muhtasar Fi Hisab el Cebir ve Mukabele. Hint hesabı üzerine Kitab el Hisab el Hindi. Yerin biçimi üzerine Kitab-ı Suret el Art. Sint-Hint Zici Zic-el Sint-Hint. Usturlap yapımı üzerine Kitap al-Amal bil Usturlap. Toplama ve çıkarma üzerine Kitap el-Cem ve el-Tefrik. Evet arkadaşlar, Harizmi'nin eserleri de bunlardır. Kusura bakmayın, eserler hakkında dilim tam dönmediğinden doğru telaffuzlarda bulunamıyorum. Evet arkadaşlar, videomuz burada son buldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, bu tarz videoların devamı için de abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Facebook grubumuz olan Bilim, Tarih ve Astronomi Severler grubumuza hepinizi bekliyorum. Bu tarz paylaşımlar, videolar, bilgiler hepsi burada.